şu bir tane kartondan Süheyla almış aynısı, aynı kartonlardan yan yana dizerek e, yıldız oluşturmak istiyor. Ama dizerken 8. bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgeni koyunca 9. üçgeni koyunca oraya sığmıyormuş. Soru söylüyor. Hemen orada okuyun. Ha, burada. Peki o zaman biz buradan ne anlayabiliriz? Demek ki 8 tane alfamız bizim bir kere yani bu 8 alfamız 360'dan küçüktür. Çünkü tam oturmadı. Ama 9. alfa geldiğinde burayı taşıyor. Çünkü araya sığmıyormuş alfa. O zaman 9. alfayı koyduğumda ben buraya buraya sığmıyor. 9 alfa da 360'dan büyük olmuş oluyor. O zaman bunu ayrı ayrı çözeceğim. 8 alfa 360'dan küçük. 369 alfadan. Her tarafı 8'e bölersek alfa küçüktür 45. 9'a bölersek 40 büyüktür alfa. Birleştirelim ikisini. Alfamız 40 ile 45 arasında. Alacağı değerleri şuraya yazalım. 41, 42, 43, 44. Alacağı değerler toplamı 100. 70'tir arkadaşlar. Sanıyorum e, kitapta onu cevabı farklı söylemiş arkadaşlar. Doğru olan bu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. BAC 140 olacak şekilde bir üçgen çiziniz. BAC 140 olacak şekilde bakalım. A B C. BAC'imiz kaç derece? 140 derece. Çok güzel gidiyoruz. BC kenarı üzerinden. BC kenarı üzerinden. AK ile BK eşit olacak şekilde. AK ile BK eşit olacak şekilde. Şöyle bir K alıyoruz. Şöyle. AK ile BK eşit olacak şekilde bir K noktası biliyoruz. E ve A noktası ile birleştiriniz. Güzel. BC kenar üzerinden AL ile LC çiziyorum. AL ile LC eşit olacak şekilde A noktası ile birleştiriyoruz. Gayet güzel birleştiriyoruz. Buna göre KAL şu açıyı bulunuz demiş. Şimdi bunun tamamı kaç dereceydi? 140 dereceydi. Şuraya A desem şurası A. Şuraya B desem şurası B. Büyük üçgenden A artı B 40 olur mu? Bakın 140 ise A artı B 40 olur. Peki ee, A artı B 40 ise şu üst tarafa baktığımızda bize şurayı soruyor. Toplamda yukarısı A artı B artı X zaten 140'tı. Ben A artı B yerine 40 koyarsam X'in o zaman kaç olmalı? 100 olmalı. Çünkü A artı B'yi demin 40 bulduk. Yerine yazınca da X'imiz 100 geldi arkadaşlar. 5 metre olan bir geçit. Şurası bir geçit arkadaşlar. Bir tarafında duran bir elektrik direği... arkadaşlar fırtına da 60 derecelik açıyla bu tarafa Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru arkadaşlar eğilmiştir. Bu durumda 3 metre genişliği olan bir kamyon. 3 metre genişliği olan bir kamyon. Yani çünkü bu taraftan gelelim ki o kadar rahat geçelim. 3 metre olan bir kamyon şuraya dan geçmek isteyecek bakın. Şöyle buradan geçmeye çalışacak. Çünkü direkt kapattı. Gördüğünüz gibi bakın düzdü. Yol genişti ama direkt kapattığı için. Ancak şuradan. 3 metre olan bir kamyonun boyu geçerimiz için en az kaç olmalıdır? Tam sayıdır. En yani çok kaç metroları tam sayı olarak. Şimdi bakın. Şimdi kamyon buradan geçince şu 3 metreye ne olduğu için şuraya kaç geldi? 2 geldi. 30'un gördükçe 60'ın gördük. kaç geldi? 2 köküç geldi. O zaman bizim kamyonumuzun boyu 2 köküçten büyük olduğu an geçemez. O zaman bizim kamyonumuzun boyu 2 köküçten ne olmalı? Küçük olmalı. Yani karesi 12'den küçük olacak. Neyin karesi 12'den küçük arkadaşlar? 4 olmaz. Tam sayı değeri dediği için 3'tür. O zaman bizim kamyonumuzun boyu 3 olursa buradan rahatlıkla geçebilecektir arkadaşlar. Evet, soruya beraber bakalım. Ali hani bir kağıda AB diktir BC olacak şekilde işte bir ABC dik üçgeni çiziyor. Bakın. Şimdi AB diktir BC olduğu için ikisinde de B harfi olduğundan mesela AB diktir BC deyince B köşesi diktir. Gayet güzel. Yani AB diktir BC diyorsa ikisinde de olan hangisi B. Demek ki B köşesi diktir. Çok güzel. Sonra devam edelim okumaya. BC kenarının orta noktası şurası E alınıyor. Çok güzel. Sonra ABC üçgenin B köşesi AC kenarı üzerinde bir noktaya. Burada mesela şu noktaya diyelim ki. Gelecek şekilde şöyle katlanıyor. Şimdi okumamız lazım. Katlanıyor ve bu noktayı K olarak belirle. Şimdi katlanıyor. Peki nasıl katlanına bakalım? Katlama izi BC kenarını E'de kesiyor, AB kenarını ise D'de kesiyor. Yani şöyle bir şey göre katlanıyor. Bak katlanıyor. Çok güzel. Harika. Katlama izi buraya E'de. Burada da bir D noktasıyla kesiyor. Ve katlamanın özelliğini biliyorduk. Bu nereye geliyordu arkadaşlar? Aynen şuraya eşit oluyordu. Şu uzuk nereye eşit oluyordu? Buraya eşit oluyordu. Şunun aynıydı. <laughs> Şurası ne oluyordu? Açı orta oluyordu. Çok güzel gidiyoruz. Burada AK'yı 4, KC 16 olarak soru da vermiş arkadaşlar. Bize şu KD üçgen alanı nedir diye sormuş. Şimdi çok iyi izleyin arkadaşlar. Bu eşit, bu eşit ve burası eşit olduğu için şuradan çektiğim şey kesinlikle şura dik midir? Perfect level. Muhteşem üçlü. Işte. Eşit eşit eşit. Peki burada ne geldi? Dikten dik, dikten dik, dikten dikten dik. Harika. Peki o zaman 4 kere 16 64'ten şu yükseklik boydan boya kaç geldi? 8 geldi. 4 çarpı 16 h kare çarpımı <laughs> özelliği. Çok iyi gidiyoruz. h kare. Peki tamamı 8 bulduk. Şimdi burada kritik olan şu. Şurada 90 değil mi? O zaman bu iki seçse muhteşem bu da eşit olunca bir anda fark ettim ki bununla bu eşit. Bununla bu eşit. Demek ki şu şuna paralel olmak zorunda kaldı peki orta taban oldu hatta 20 ise bura boydan boya kaç gelir 10 gelir peki burası eşitse 8'de 4 4 paylaşır mı 4 4 paylaşır o zaman ise burada 90 paralel olduğu için 4 çarpı 10 bölü 2 alanı verir 4 çarpı 10 bölü 2 alanı kaç geldi 20 tekrarlıyorum şimdi katlandığı için bu buraya geldi e 3 eşitse burada 90 geldi burada 90 o zaman bu da 3 eşit oldu burada hem paralellikten orta tabanlık yakaladım hem de arkadaşlar burada dikten dikindiği için 4 x 60 8 geldi. 8'i 4 4 paylaşır. 20'si zaten burası 10'du. 4 çarpı 11 cevap 20'dir. Çok zor soruydu. Evet arkadaşlar şimdi sorumuza baktığımızda iki tane ışık var arkadaşlar. Bu iki tane ışıkta şurada bir e, birim uzunluğunda bir çubuk var. Bunun burada gölge boyları var. 2018 TT'de geldikten sonra popülaritesi artan gölge soru tarzı arkadaşlar. Burada ama biraz daha boyut değiştirmiş. Burada bir oynak yani şu çubuğun burada bir sağa sola doğru hareket edebildiğini göstermekte arkadaşlar. Ve sorumuzun İlk e, birinci sorusunda yanda gördüğünüz gibi diyor ki Gölge boylarının toplamı en çok kaçtır, en az kaçtır diye soruyor. Şimdi böyle durumlarda biz sorularda zaten uç olaylara bakardık. Oradan yoruma geçeceğim. Şöyle. Şimdi bu oynar ama gölge yerde olacağı için mesela şu tarafa doğru kaydırsam en fazla bu kadar giderim. Niye? Çünkü doğrusal olduğunda gölgenin bak doğrusal olduğunda şuraya gelecek şekilde bu tarafa kadar çekebilirim. Ya da sol tarafa getirmek istersem şu doğrusal olacak şekilde şuraya kadar çekebilirim. Yani bu oynayabileceği bölümler şurayla şura arasında gidip gelmekte. Çünkü ileri gittiği zaman gölge boyu olmayacak çünkü duvara yansıyacak. Biz yerdeki boyunu aradığımız için budur arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl çözeceğimiz arkadaşlar. Şimdi önce iki uç olayı da bir değerlendirelim. 1'e 6, 1'e 6. Şurası kaysa tamamı kaç k olmalı? 1'e 6 ise şuradan k'ya 6 k. Ya 6K. Yani buraya kaç k geldi? 5 k geldi. Şimdi bu tarafa doğru dönüyorum. 1'e 3, 1'e 3. 5'e kaç k olur? 1'e 3 ise 3 katı 5'e 15 olur. 6 k ise şuraya kaç k geldi? 9 k. Tekrar bak. 1'e 3. 5 k'ya 15 k. Ancak 6 k buradaysa buraya kaç geldi? 9 k geldi. Toplam kaç kaldı? 15 k. Eşittir 12 eşitti zaten. K'mız arkadaşlar buradan kaç elersek 4 bölü 5 geliyor. Peki bize kaç k? 6 k'ya sormuş. 6 k'mız kaç gelir? 24 bölü 5. Yani Gölge boyları toplamı 4,8 geldi. Şimdi bir de aşağı inelim. Bir aşağı inelim. Şimdi biz ne çözümüze bakmıyoruz. Biz sadece uç olaylara bakıyoruz. Bir de buraya bakalım. Bu biri bu tarafa getirdiğimizde ne oluyor bakalım. Bu sefer arkadaşlar birin 3 oranı K'ya 3K. Bakın yine birin 3'e. K'ya 3K'dan buraya kaç K geldi? 2K geldi. Birin 3'e. Şimdi bu tarafa doğru dönüyorum. Şuradan dolayı birin 6 oranı 2K'ya 12K. Çok güzel. 3 kaysa buraya kaç kay geldi? 9K. Tekrar bak. 1'in 6'ya 2'nin 12'ye. Topladım 12K toplam. Eşittir 12. Kabir geldi Allah korusun. Peki burada gölge boyları şurası ile şurası olunca 3K olmadı mı gölge boyu? 3K yani 3 çarpı 1'den kaç geldi gölge boyları toplamı? 3 oldu. Bir şey fark ettiyseniz arkadaşlar. Şu kısa olana ne kadar yaklaşıyorsa o çubuk. Gölge boyları toplamı o kadar küçülüyor. 3'e ne kadar uzaklaşıyor yani kısa olana ne kadar uzaklaşıyorsa ne kadar uzaklaşıyorsa gölge boyları toplamı o kadar da büyüyor arkadaşlar. O zaman alabilecekleri en büyük değer dediği zaman 4.8, en küçük dediği zaman arkadaşlar 3 olacak. Biraz onu farklı da ispatlayacağım arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda da şeyi çözelim. Sonuncuyu. Gölge boyları eşitse diyor. Gölge boyları eşit olduğunda arkadaşlar şunlar birbirine olmak zorunda eşit olmak zorunda. Peki Tam 12 olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi 1'e 3 oranı olduğu için K'ya kaç K olacak? 3K. K, K o zaman burada K olacak. Neden? 1'in 3'ü oranı. E burası K, K'ydı. Gölge boyları eşit olduğu için 3. soruda. O zaman arkadaşlar baktığımızda ne oldu? Burası e, 3, 3K. Buraya baktığımızda 1'in 6'ya K'ya 6K. 2K ise şuraya kaç K geldi? 4K geldi. Peki 4, 5, 6, 7. 7K'mız kaç geldi? 7K'mız arkadaşlar tamam 12'ydi. K'mız 12 bölü 7 geldi. Ama bize gölge boyları toplamını sorduğu için 2 tane 12 bölü 7 eşittir 24 bölü 7 geldi. 1'e 6 var. 1'in 6'ya kaysa bura kaç k geldi? 5K geldi. Kenarda dursun. Peki şuraya şuraya M desem. 1'in 3 oranı M'e 3M. Şuraya kaç M'ye geldi? 2M'ye geldi. Şimdi benden ne istiyor? K artı M en çok nedir diyor. Peki toplam 2m artı 5k neye eşit? 2m artı 5k neye eşit? Toplam idi hatırlarsanız. 12'ye eşit. Şunu matematikte bile inceleseniz. Şunu matematikte bile inceleseniz arkadaşlar. 2m artı 5k 12 ise k artı m en çok kaçtır dediği zaman arkadaşlar. Bize çok değer vermeye çalışırız. Burada K'ya çok küçük değer vermeye çalışacağız. Gerçekten M'ye çok büyük değer vermemiz için M'nin büyük olması lazım. Büyük olması için 3'ten ne yapması lazım? Uzaklaşması lazım. Gölge boyu uzaması lazım. Demek ki M'nin büyük olması daha önemli oluyor. Anlatabiliyor muyum? Kanda küçük olması. O zaman bunu da ne yapıyoruz? Bu tarafa yaklaştırıyoruz. Yani mantık buradan da gelmekte arkadaşlar. Hatta buradan şunu da yapabilirim. Toplamı 3M. Hiçbir zaman 12'yi geçebilir mi? 3 mmiz 12'yi geçemez. 3M küçük eşittir 12. O zaman M'miz küçük eşittir 4. Peki 6K'mız 12 geçebilir mi? Geçemez gölge boyu. 6K küçük eşittir 12'den K küçük eşittir 2. Bakın m 4'ten küçük eşit, 2'den küçük eşitse burada K en çok kaçtır dediği zaman biz ne dedik? M'e çok büyük değer verelim. 4 verelim. M'e 4 verirsek ne geldi? 2 çarpı 4 artı 5K eşittir 12'den. K'mız arkadaşlar 4 bölü 5 geldi. Gerçekten 4 artı 4 bölü 5 24 bölü 5. Biz de öyle bulmuştuk zaten. 4,8'de. Peki K artı M en az dediği zaman bu sefer K'ya çok büyük değer verelim arkadaşlar. E M az kalsın. K'ya çok büyük değer verince ne verdik? 2 veriyoruz. 2 verirsek kaç gelir? 2M artı 10 eşittir 12'den. M kaç geldi? 1 geldi. M 1 ise arkadaşlar yerine koyduğumuzda K'da kaç geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. Toplamda kaç geldi? 3 geldi en az dediğinde. Hatta K M'ye eşit KM eşit derse bir de üçüncü yapalım. Güzel. Güzel. Buradan toplamı 24 bölü 5 geldi. KM eşit gelirse direkt 7M diyelim. Eşittir 12'den 12 bölü 7 geldi ama MM eşit olduğu için 24 bölü 7 olacaktır dediği ispatlayabiliriz. Burası biraz karışık olmuş olabilir arkadaşlar. Sizin yapacağınız şey toplam en az dediği zaman şu kısa olanı uzaklaştırıyor. Şimdi arkadaşlar bakın O'dan A'ya giderken gideceğim yol ile kuzey arasında 30 derece olacakmış. Gideceğim yol ile. zaten kuzeyin burada olduğunu söylemiş. O zaman benim o şurada olmak üzere kuzey ile 30 derecelik yapı, yapması için sen zaten buranın eşken üçgen olduğunu biliyordun. Değil mi? Çünkü hep birbirine uzaklar eşitti. Ve aralarındaki mesafe 10 milmiş. Bunu soru vermiş. Hepsi 10 milmiş. Şimdi biz O'dan A'ya giderken kuzey burasıydı. Kuzeyi çünkü söylemişti. E bura 30 derece yaptığına göre bak kuzeyle 30 derece yapıyorsa benim A tarafım böyle bir yerde. Yani bu yol üzerinde. Çünkü niye? Kuzeyle 30 derece yaparak gidiyorum. Bak gittiğim A, O'dan A'ya gidiyorum ve kuzeyle 30 derece yaparak gidiyorum. Bak 30 derece yaparak gidiyorum. Yani gittiğim yol bu yol. Peki ne kadar gidiyorum bununla? 30 mil. E bura zaten 10 mil. 10 mil. 10 mil. Bunlar doğrusu olmak zorunda arkadaşlar. Çizerken de tartışmış olabilirim. Güzel. Şimdi nereye geldim? İlk pusulama göre 30 milde 10 mil 10 mil 10 mil buraya geldi. Şimdi arkadaşlar ikinciye bakıyorum. Bu sefer A'dan B'ye. Şimdi bu gittiğim yer A. B'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama A'dan B'ye giderken A'dan B'ye giderken 90 derece kuzeyim solda olacak. Bak A'dan B'ye giderken kuzeyim solda olacak. O zaman benim kuzeyimin burada olduğunu biliyorum. O zaman B ne tarafta olmalı sizce? B'miz bu tarafta olmalı ki. Bu tarafta olmalı ki arkadaşlar. B'miz bu tarafta olmalı ki. Kuzey soldan olmalı. Gerçekten A'dan B giderken kuzey solda oluyor. Bakın kitabı çevirerek görebilirsiniz. Ya da benim görüntüyümü çevirin. Ne diyor? <laughs> Kitap olmayanlar. Peki kuzey bu tarafta. O zaman kaç mil gidecek? 21. O zaman iki noktaya gidecek. Buradan da devam ediyoruz. Buradan da gidiyoruz. İşte en son gittiğim yer burası. B oldu. Şimdi soruda arkadaşlar bir değişiklik yaptım. Çünkü orada 120 yazıyor. Ancak 150 olması gerekir. Nedenini sizde paylaşarak yapayım. Yine yanlış düşüncem olursa yorumlarda paylaşın, düzeltelim beraber olur mu arkadaşlar? Şimdi B'den C'ye giderken B'den C'ye giderken ben B'den C'ye giderken kuzeyim 30 derece solumda kalacak. Yani B'den C'ye giderken şu geri tarafında 30 derece kalacak. Evet. B'den C'ye giderken 30 derece kuzeyim. Şimdi kuzey zaten ne taraftaydı? Bu taraftaydı. E benim o zaman C mantık olarak bakınca şöyle yaptığımızda buralarda hep eşkenar üçgen oluşmuyor muydu? Bunlar eşkenar üçgendi. Peki ben şimdi dikkat ederseniz şöyle gitmeliyim ki bakın şurası 60 ya. Şura kaç geldi? 30 geldi. Yani ben B'den C'ye giderken Kuzey ile 30 derece. Hatta şu tarafta da kaç geldi? 150 derece kaldı. Şu kuzey ile C arası. Bak kuzey ile C arası 150. B'den C'ye giderken şu aradaki açı 30 derece olmalı. Ki 150 demesi lazım. 30 ve 10 mil gittiği için cevabı kaç olacaktır? 1 olacaktır. Bakın şimdi şurada bir eşkenar üçgen var. Güzel. Şimdi ben B'den C'ye giderken B'den C'ye giderken kuzeyim zaten bu tarafta olduğunu sorunun başından beri biliyorduk zaten ve ben kuzeyle B'den gelirken kaç derece yapmış oluyorum atmışsa? 30 yapıyorum. Gerçekten de B'den C'ye giderken kuzeyle 30 yapıyorum. Peki kuzeyle C arasındaki o açı 150 oluyor gördüğünüz gibi. Ben B'den C'ye giderken kuzeyim bu tarafta kalıyor ve 30 derece. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız şu nokta. O noktada arkadaşlar kaç numaraydı? 1 numaraydı sanıyorum. Cevap 1'e gitmiş olacaktır. 120 derece olamaz. 120 derece olsaydı bunun şu şekilde gitmesi gerekecekti ve öyle bir şık olmadığı için arkadaşlar cevabı burayı 150 ve 30 derece diye değiştirdim. Biraz zor, gerçekten zor. Olmadı bir kez daha siz yorumlarınızı söyleyin ben bunu tekrar anlatırım size arkadaşlar. Tamam.